Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Mitsubishi Eclipse'in teknolojik özelliklerine göz atıyoruz. Daha önce bizi takip edenler vardır muhtemelen. Renault elektrikli olan otomobili olan Renault'un Zoe'yi incelemiştik. O da enteresan bir araçtı. Bu sefer bu bir otomobil incelemesi değil, onu baştan söyleyelim. Bu daha çok bu aracın bize sunduğu teknolojik gelişmelerle ilgili olan bir inceleme olacak. Detaylarını birazdan vereceğiz ama arabada acayip teknolojiler var. Yani şerit takip sisteminden tutun da işte öndeki aracı işte frenleme teknolojilerine kadar birçok enteresan teknoloji var. Ağzına kadar teknoloji dolu bir araç bu. Onu baştan belirtelim. Şimdi gelin teknolojik olarak Mitsubishi Eclipse bizlere neler sunuyor hep beraber bir bakalım. Araçta tabii ki haliyle ve doğal olarak anahtarsız çalıştırma sistemi var. İlginç bir teknolojide onu da belirtelim. El frenimiz var ama el freni elektronik bir el freni var. Bir küçük bir düğme şeklinde tasarlanmış. Bu düğmeye bastığınızda el freni aktif oluyor veya işte deaktif ediyorsunuz. Yani aktif olmaz hale getiriyorsunuz. Gerçekten de güzel ve teknolojik olmuş. Bir multimedya ekranımız var. Bu ekrandan birçok bilgileri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir geri görüş kamera teknolojisine sahip. Aynı zamanda radar ve sonar teknolojileri de var aracın üzerinde. Şimdi bir hareket edelim bakalım bize neler verecek bu teknolojiler. Evet. Geri görüş kameramız gayet güzel. Arkayı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi yola çıkıyoruz. Mitsubishi biliyorsunuz, bilenler bilir mutlaka. Uzun yıllardır böyle çok performanslı, özellikle Evo serisi dediğimizde performanslı araçlarla bilinen bir marka. Artık yavaş yavaş hani böyle harcı alem dediğimiz, herkesin beğenisini alabilecek veya herkese hitap edebilecek diyeceğimiz araçlara da yöneldiler. Zaten şu an Türkiye'de bir bu Eclipse var satılan, bir de D200 modeli var. O da biraz böyle hani kamyonet tarzı bir araç. Biz malum D200 ile ilgili bir videoda yayınlamıştık daha önce kanalımızda. Onunla da böyle bir gün birkaç saat geçirme imkanımız olmuştu. O videoyu çektiğimiz dönemde sağ olsun Mitsubishi bize, hem Mitsubishi hem de ajansı araç göndereceğini söylemişti. Sağ olsunlar gönderdiler. Şimdi biz de aracın kullanım özelliklerinden ziyade daha çok teknolojisi bize neler sunuyor ona bakacağız bu videoda. Dediğim gibi birçok teknoloji var. İşte anahtarsız çalıştırma vesaire sistemleri mevcut. O zaten artık hani yıllardır var olan bir teknoloji diyecek olabilirsiniz ama işte öndeki aracı takip sistemi, ki bu kolay bir şey, bayağı bir teknolojik altyapı gerektiriyor. Adaptif cruise control, o da çok güzel. Benim çok sevdiğim bir teknoloji. Bu sayede işte bu modu ayarladığınız zaman otomatik olarak belli bir hız şeyi konuluyor. Hız limiti konuluyor. Bu limitle beraber siz de öndeki araç hızlı giderse siz de gidiyorsunuz. Fren yapıyor araç otomatik olarak vesaire gibi böyle bir sürü ekstra özelliği de bulunuyor aracın. Araç ile ilgili teknolojilerden bahsetmeye devam edecek olsak bir heads up display'imiz var. Bu display teknolojisi HUD diye geçiyor. Belki bilenler vardır. Bazı arabalarda da var. Şu ön tarafta şimdi gördüğünüz gibi bir tane ekran çıkıyor. Bu ekranla beraber işte yolu böyle artık araçla ilgili bazı temel bilgileri görebiliyorsunuz burada. Örneğin adaptif hız kontrolünü aktif hale getirdiyseniz kaçta olduğunuzu veya işte aktif olup olmadığını oradan görebiliyorsunuz ama temelde sadece hızı gösteriyor. Onun dışındaki bazı ufak tefek bilgiler de yine bu ekranda çıkıyor. Güzel olmuş. Özellikle Peugeot çok yaygınlaştırdı bu teknolojiyi malum. Birkaç farklı markada da yine bu HUD display teknolojisi bulunuyor. Ama beğenmiyorsanız kapatmanız da mümkün. O da hemen sol tarafta bir düğmemiz var. Hemen gizleniyor. Yuvası var. Motorlu bir yuvaya giriyor ve kapanıyor. Herhangi bir sıkıntı da oluşturmuyor eğer istemiyorsanız tabii. Multimedya sistemimiz var. Bu multimedya sistemi Apple CarPlay ile uyumlu. Güzel bir şekilde çalışıyor. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Mitsubishi Eclipse Euro NCAP'ın testine girmiş ve bu testten 5 yıldız almış bir araç.
Nasıl alıyor? Tabii ki bu üzerindeki bu teknolojik araç ve işte sistemler sayesinde alıyor. Zaten bu sistemler yoksa artık böyle bir puan verilmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani 3 alıyorsunuz, 4 alıyorsunuz ama 5 vermiyorlar. 5 puan almış. Bence gayet güzel. Diğer detayları da şimdi ekranda bir küçük bir doküman paylaşacağım. Hani yaya için kaç yüzde kaç almış vesaire gibi bilgileri de yine oradan görebileceksiniz. Aracın bu arada her tarafında şimdi öttü mesela. Belki duydunuz, bilmiyorum mikrofon ne kadar alabiliyor ama. Aracın her tarafında sonar sistemler var. Bunları böyle alt tarafta bulunan bir düğme tuş takımından kapatabiliyorsunuz. Bunlar işte araca bir şey yaklaştığı zaman, trafikteyken, hareket halindeyken, sağında solunda bir şey varsa tıt tıt ötüyor. Hatta hem sağ hem sol aynanın üzerinde küçük bir işaret de var, o yanıyor. Size yanarak o durumu, o anki durumu da gösteriyor, onu söylemiş olayım. Başarılı ki özellikle İstanbul gibi böyle araçların dip dibe gittiği bir metropolde güzel bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Teknolojilerden bir tanesi de otomatik bir araç bu. 6 ileri bir şanzımanımız var. Benzinli bir araç olduğu için tabii yakıt tüketimi bir parça yüksek. Hele ki İstanbul gibi dur kalk trafiğin çok olduğu şehirlerde ortalama bayağı yüksek oluyor. Ben yaptığım denemelerde bir 150-200 kilometre falan kullanma imkanım oldu benim. Yaklaşık olarak bir 9 litre, 10 litre civarında bir tüketim değeri gösterdi. Tabii benzinin bayağı yüksek olduğu bir ortamda. Tabii dikkatli olmak gerekiyor benzinli bir otomatik araç alırken ama bu biraz keyif aracı. Hani böyle çok da benzinli düşünüyorsanız zaten bu uygun olmayabilir sizin için, onu söylemiş olalım. Peki şanzıman nasıl çalışıyor? Yine teknolojiyle ilgili olduğu için ondan da biraz bahsedeyim. Şanzıman gayet sarsıntısız çalışıyor, gayet güzel çalışıyor. Hani tepkisi çok iyi. Böyle bir bekletme, böyle bir hani kafasının karışması, dur ikiye mi takayım, bire mi takayım, üçe mi takayım falan gibi durumlar olmuyor. Gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Bir eko modumuz var. Eko modunu aldığınızda aracın tepkileri biraz yavaşlıyor ister istemez. Yani böyle işte acaba gitsem mi gitmesem mi? Yani siz gaza basıyorsunuz ama araba gitmiyor tabiri caizse. Ama tabii bunun için yaptığını biliyorsunuz. Ekonomiyi sağlamak adına yaptığı için kabul edilebilir bir şey. O zaman tabii yakıt tüketimi bir parça düşüyor ama yani sürüş keyfi de biraz açıkçası törpülenmiş oluyor. Ben o şeyi çok beğenmedim, onu söyleyeyim. Ama yani hem yakmasın hem de hızlı gitsin diye bir formül zaten yok. Öyle bir formül olmadığını da söylemiş olalım. Araçta kullanılan ses sistemi de gayet başarılı. Rockford Postgate markasının premium ses teknolojisi kullanılmış. Hem de arkada bu arada subwoofer da var. Bagajda gördüm ben. Gizlenmiş bir şekilde ama büyük bir subwooferımız da var. Ses kalitesi bence hani iyi olmuş, güzel olmuş. Zaten hani böyle alacaksınız, bunu full paket almanız gerekiyor. Bu aracın birkaç farklı paketi var. 2 çekere var, 4 çekere var. Bu 4 çeker en yüksek paket. Anahtarsız çalıştırma var mesela. Kapılarda sensör var. Anahtar yanınızdaysa parmağınızı dokundurduğunuz anda kapılar açılabiliyor. Anahtara ihtiyaç olmadan açılıyor. Yanınızda olması yeterli oluyor. Çalıştırmada zaten anahtarsız var. Bu arada vites otomatik dedik ama viteste kulakçıklı sistem de var. İşte F1 vites deniyor bunlara. Özellikle terminolojiye hakimseniz öyle dendiğini söyleyeyim. Bu F1 vites sayesinde hani manuelde vitesleri değiştirebiliyorsunuz. Burada da gayet eğlenceli oluyor. Hani isterseniz buradan artı eksi şeklinde hem sağda hem solda, işte sağdaki artı soldaki eksi olacak şekilde yani vitesi küçültme ve büyütme işlemlerini otomatik olarak elinizle de yapabiliyorsunuz. Ben çok kullanmadım bu özelliğini ama hani manuel gerekirse o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Araçta bulunan teknolojilerden bir tanesi de koltuk ısıtma, hem sağda hem solda, öndeki koltuklara tabii ısıtma var. Bunun ayarı da var. Hani high low şeklinde yapabiliyorsunuz. Özellikle koltuklar deri ve benzeri bir malzeme şu anda. Kışın işe yarar bir teknoloji olduğunu söyleyeyim. Otomobilde adaptif cruise kontrol olduğunu söylemiştik. Özellikle İstanbul gibi bir metropolde yaşıyorsanız bence çok güzel bir teknoloji bu. Belli bir hızı ayarlıyorsunuz. Öndeki araç durduğunda, yavaşladığında sizin arabanız da otomatik olarak yavaşlıyor. Burada bu arada aracın mesafesini, yani hassasiyet derecesini, ne kadar yakınında durması gerektiğini kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Bir ayarı var. Direksiyonunda bulunuyor bu ayar. Direksiyonunda bulunan bu ayar yardımıyla aracın öndeki arabayı ne kadar yakından takip etmesi gerektiğini siz belirleyebiliyorsunuz. Ben bazı denemeler yaptım, çok başarılı. Bıçkın şoförler araya girip makinenin, arabanın kafasını biraz karıştırsa da zaman zaman normal şartlarda efendi gibi kullanıldığında gayet başarılı şekilde sonuç veriyor. Hani ben şunu söyleyebilirim. Gelecek 10 yıldaki teknolojilerin aslında bu tarz teknolojiler bir demosu gibi. Yani tamamen otonom araçlar da var şu anda ama sokakta çok yaygın değil. Tesla gibi arabaların var mesela. Ama önümüzdeki 10 yılda bence işte daha böyle B sınıfı, daha basit arabalara da artık bu teknolojilerin gelmesini bekleyeceğiz. Çünkü artık oraya doğru gidiyor iş şu anda. Bu arabada tabii bu pahalı bir araba, üst düzey bir araba vesaire ama
yakın gelecekte muhtemelen ki genelde öyle oluyor. Genelde üst modellere gelen teknoloji belli bir süre sonra alttaki modellerde yansıyor. Benzer bir durumun ben bu araçlardan sonra normal standart otomobillerle de karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Mitsubishi Eclipse Cross'ta kullanılan bir diğer teknoloji ise şerit takip sistemi. Bu yan tarafta dediğim düğmeler içinde bulunan bir düğme yardımıyla ister kapatıp ister açabiliyorsunuz bu teknolojiyi. Şeritten ayrıldığınızda düzgün çizilmiş bir şerit varsa başarılı bir şekilde size söylüyor ve size uyarı verir, sesli bir uyarı yapıyor. Bunun dışında başka bir şey yapmıyor. Cruise Control'daysa Cruise Control iyi çalışıyor dedim ama frene bastığınız zaman benzerlerinde olduğu gibi Cruise Control deaktif oluyor. Yani o moddan çıkıyor, bir daha da girmiyorsunuz. Girmeniz için tekrar işte direksiyon üzerindeki tuşlardan tanımlama yapmanız gerekiyor. Böyle bir durum olduğunu belirtmiş olalım. Eclipse Cross'ta bulunan bir diğer teknoloji ise FCM adını vermiş Mitsubishi. Çarpışma önleyici sistem diye geçiyor bu. Bu standart olarak bulunuyor. Bunu kapatamıyorsunuz bunu. Mesafeyi sadece belirleyebiliyorsunuz. Yani yakın gittiğinizi veya uzakta gittiğinizi belirleyebiliyorsunuz. Yine bu sol taraftaki düğmelerden. Bu sistem size çok acil durumlar için tabii her zaman değil. Fren yapmanızı da sağlıyor. Üzerinde radar ve çeşitli sonar cihazlar var. Algılayıcılar var. Bu algılayıcılar yardımıyla yine araç otomatik olarak fren yapıyor acil bir durumda. Yani tabii bunu simüle etme durumumuz olmadı haliyle. Olmasın da inşallah. Ama güzel bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Mitsubishi Eclipse Cross'un bu 4 çeker modeli, bunun 2 çeker modeli de var. Bir tuşumuz var, bu hemen orta konsolda bulunan bir tuşumuz var. Bu tuş ile yardımıyla çekiş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. 3 farklı çekiş modu var. Auto, Snow ve Gravel. Auto da otomatik olarak araç sizin yerinize karar veriyor zaten sürüş moduna. Snow'da haliyle anlaşılıyor zaten kar modu. Gravel ise engebeli arazi modu. Bunları manuelde hani kendiniz yapabiliyorsunuz ama ben genelde otoda bıraktım. Otoda araç kendine göre karar veriyor ve ona göre size bir yol çizmiş oluyor ve 4 çeker modunun iyi çalıştığını söyleyebilirim. Tabii bu arada ben çok bahsetmemiş olabilirim ama işte yokuş kalkış sistemi var. Yani yokuşta hill holder dediğimiz bazı arabalarda. Yani yokuşta kaldığınız zaman araba geri kaçmıyor. Çok bir ara çok sorulan standart bir soruydu bu, abi geri kaydırıyor mu falan diye. Bu araçta bulunuyor bu özellik. Ayrıca yine işte otomatik far sistemi var. Yani karanlık bir yere girdiğinizde otomatik farlar yanıyor. Aydınlık bir yerde far otomatik kapatılıyor. İsterseniz farı sürekli açabiliyorsunuz, ayrı konu ama LED far vesaire zaten bu tarz teknolojinin hepsi var. Onu da söylemiş olalım. Bu modelde tavan açılabiliyor. Ön taraf kısmen açılıyor, arka taraf açılamıyor. İki parçalı bir cam tavanımız var. Kapatabiliyorsunuz da camları görünmeyecek şekilde, yani içeriye sıcak bir günde ısı gelmemesini de sağlayabiliyorsunuz veya açıp ferah ferah da gezebilirsiniz ama sadece ön tarafın açılma özelliği var, arka tarafın açılma özelliği bulunmuyor. Araçta kör nokta uyarı sistemi olduğunu söylemiştik. Aynalara entegre edilmiş, aynı zamanda sesli de uyarı yapıyor, hem de görüntülü hem sesli. İşte aynaların üzerinde küçük bir ibare var, o ibare yanarak size hani aracın yakınlarında bir araç olduğunu söylüyor. Bir de çapraz trafik uyarı sistemi de var. Yani bir yerden geri çıkarken görüş alanınızın dışındaki bir araç varsa, ki son dönemde belli arabalarda bu özellik olmaya başladı, sizi uyarıyor otomobil ve yine dikkat et diyor, işte sağdan soldan uzaktan bir araba geliyor şeklinde. Böyle bir teknoloji de yer aldığını söyleyeyim. Söylediğim gibi araç ağzına kadar teknoloji dolu bir araç ve hani bu teknolojilerin de hakkını sonuna kadar verdiğini söyleyebiliriz. Mitsubishi Eclipse Cross'un ilginç bir özelliği ise orta konsolda bir touchpad'inin olması. Evet, yanlış söylemiyorum, touchpad. Böyle dokunabilir büyük bir alanımız var. Ne işe yarıyor? Bu multimedya ekranımızı bu touchpad vasıtasıyla kullanabiliyoruz. İşte çeşitli hareketleri buradan, böyle tıklaması vesairesi de var bunun ortasına bastığında. Altında da böyle sanki fare tuşuymuş gibi tuşlar da dizilmiş. İşte ana sayfaya gidiyorsunuz vesaire. Böyle bayağı bilgisayar mantığıyla tasarlanmış bir touchpad'imiz var. Buradan da cihazın işte şeylerini kullanabiliyorsunuz, özelliklerini. Enteresan bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bence güzel olmuş. Ben ilk defa bir arabada böyle touchpad gibi bir şey gördüm. Farklı şeyler vardı bugüne kadar ama bildiğiniz bilgisayarda, notebooklarda bulunan touchpad bir şekilde koymuşlar tam ortaya ve tıklanabiliyor. Güzel olmuş. Ben beğendim, söyleyeyim.